Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz, İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Doğu Türkistan'da neler yaşandı, Doğu Türkistan'daki anlık gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Batı Şeria'da Filistinlilere Çin işkencesi. İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e kurduğu kamera sistemlerinin Çin'in Doğu Türkistan halkına yönelik kullandığı gözetleme teknolojilerini üreten Hikvision tarafından üretildiği ortaya çıktı. Doğu Kudüs'ün Silvan bölgesinde yaşayanların aktardığına göre, İsrail polisinin kurduğu kameralar tüm sokakları, hatta bazı evlerin içini dahi görebiliyor. Konuyla ilgili The Guardian'a konuşan Doğu Kudüs sakini Sara, "Artık kendi evimizdeyken bile evdeymiş gibi hissetmiyoruz. Tüm günü tamamen giyinik şekilde geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. Doğu Kudüs'e kurulan bu gözetleme sistemlerinin mimarisi Çin merkezli Hikvision, yani Haikang şirketi. Uygurlara yönelik baskıda kullanılan gözetleme araçları konusunda uzmanlar, şirketin geçmişinin insan haklarını korumaya yönelik önceki taahhütlerini yerine getirmediğini gösterdiğini söyledi. Gözetim araştırma yayınları şirketi olan IPVM, Hükümet Araştırmaları Direktörü The Guardian'a yaptığı açıklamada, Hikvision'un Doğu Türkistan'daki Müslümanları gözetleme, baskı altına almadaki kritik rolü ve şirketin hesap verebilirliği üstlenmemesi, şirketin etik veya insan hakları koruma konusunda ciddi olmadığını gösteriyor dedi. Uluslararası Af Örgütü'nün konuyla ilgili hazırladığı raporuna göre, Doğu Kudüs'ün tarihi şehir merkezinde Hikvision'a ait onlarca kamera sistemi bulunuyor. Bu kameralardan bazıları ise bölgedeki Yahudi yerleşimciler tarafından kontrol ediliyor. Çin yapımı belgesel 724.000'den fazla kişiye zorla izletildi. Çin rejimi Uygur çocukların beyinlerini yıkamak ve Çinlileştirmek için Çin Komünist Parti üyelerini Doğu Türkistan'ın en ücra köşelerindeki okullara kadar seferber ederek Uygur çocukları uyduruk sözde Xinjiang Tarihi adlı sahte belgesel filmini izlemeye zorladı. Çin Gündelik Gazetesi'nde 10 Kasım yer alan bilgiye göre Çin rejimi Doğu Türkistan'ı Çinlileştirme planının bir parçası olarak Kuçar şehrindeki her derece Çin Komünist Parti üyeleri ve kadroları sözde ulusal birliğin sağlanması sloganıyla kırsaldaki halkı ilkokul ve ortaokul öğrencilerini organize ederek sözde Xinjiang Tarihi belgeselini izlemeye zorladığı öğrenildi. Sözde Xinjiang Tarihi olarak adlandırılan belgesel filmleri doğudan dönen kahramanlar, koruyucu savaşçı, Kiroren kadim şehri, Subaş Buda Tapınağı, Batıya Göç, Devrimci Ateş, Ali General, Batı Bölgesi Müzik ve Dans Kültürü, İpek Yolu, Batı Bölgesi Tutuk Bey Mahkemesi olmak üzere toplamda 60 serilik uydurulmuş sahte tarihi kurgular içeriyor. Görüldüğü üzere Çin rejimi tarafından hazırlanan söz konusu belgesel filmleri, sahte ve uydurulmuş tarihçeler kullanarak üretilirken, Uygur çocuklarının şanlı ecdadının tarihte bıraktığı izleri tamamen silmeyi, kendi tarihi, etnik kökeni, kültür ve dini itikadı konusunda beyinlerini yıkamayı amaçlıyor. Öte yandan bölgede bu propaganda filminin tanıtımını sadece okullarla sınırlı tutmadığı gibi, rejim hükümeti tarafından büyük miktarda fon ve insan kaynakları sarf edilerek Doğu Türkistan'ın kadim şehirlerinden Kuçar'ın 12 yerinde sözde Xinjiang Tarihi belgesel filminin gösterilmesi için halk seferber edildiği, bunu Doğu Türkistan genelinde yaygınlaştıracağı tahmin ediliyor. Bilgilere göre şimdiye kadar sahte propaganda belgesel filmi şehir ve kasabalarda, okul ve diğer yerlerde toplamda 4826 kez yayınlanmış olup filmin 724.000'den fazla kişiye zorla izletildiği bildirildi. Doğu Türkistan'da gerçekleştirilen sistematik soykırım kapsamında Çin rejimi Uygur çocukları dilinden, inancından ve kültüründen yoksun bırakarak sözde ulusal birlik,
Uygurlar Çinlilerden ayrılamaz, Çinliler Uygurlardan ayrılamaz kisvesi altında çeşitli sahte propaganda filmleri yayınlıyor. Oysa Doğu Türkistan halkına yönelik her alanda gece gündüz beyin yıkama ve sistematik asimilasyon politikası izliyor. Doğu Türkistan Cumhuriyet Bayramı dünya çapında kutlandı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Doğu Türkistanlılar, iki cumhuriyetin kuruluşunun 90. ve 79. yılı dolayısıyla 12 Kasım 2023 Pazar günü çeşitli etkinliklerle Doğu Türkistan Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Avustralyalı Uygurlar, Doğu Türkistan Avustralya Derneği'nin öncülüğünde 12 Kasım'da Avustralya'nın Adelaide ve Queensland kentinde iki cumhuriyetin kuruluşunu kutladı. İsveç'te yaşayan Uygurlar, İsveç Uygur Eğitim Derneği ve Teklimakan İslam Kültür Merkezi tarafından düzenlenen 12 Kasım Doğu Türkistan Cumhuriyet Bayramı töreninde minik çocukların şiir, şarkı ve çeşitli gösterileriyle bayram kutlaması yaptı. Hollanda'da yaşayan Uygurlar, Avrupa Doğu Türkistan Eğitim Derneği öncülüğünde iki cumhuriyetin kuruluş gününü cumhuriyetin kurucuları ve şehitleri anarak kutlama gerçekleştirdi. Ayrıca dünyaca ünlü Dam Meydanı'nda Doğu Türkistan İstiklal Marşı okunarak ay yıldızlı gök bayrak göndere çekildi. ABD'de faaliyet gösteren sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti iki cumhuriyetin kuruluşunun 90. ve 79. yıl dönümlerini Çin mezalimini protesto ederek andı. Ayrıca Japonya, Norveç ve daha pek çok ülkede Doğu Türkistan Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanırken, Türkiye'de faaliyet gösteren Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği başta olmak üzere Doğu Türkistan Vakfı, Teklimakan Uygur Neşriyatı, Uygur Akademisi, Dünya Uygur Kurultayı Vakfı, Doğu Türkistan Federasyonu, Dünya Uygur Yazarlar Birliği, Uygur İlim ve Marifet Vakfı, Uygur Araştırmaları Merkezi ve Uygur Hareketi ve de dünyanın dört bir yanındaki ana dili ve Kur'an kursları da Cumhuriyet Bayramı'nı çeşitli şekillerde kutlayarak vatan özlemini diasporada bir araya gelerek hafifletmeye çalıştı. Etkinliklerde öz vatanında esir olan mazlum halkın kurtuluşu için dua edildi. Efendim, bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.